Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makinistlik Bölümünde geleceğin tren, tramvay ve metro kullanan makinistleri ve vatmanları yetiştiriliyor. Demir ağların makinistleri burada yetişiyor. Zaten buraya meşgul olduğu için buraya tren giremiyor. Burası meşgul. Fırat Üniversitesi Baskil Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Makinistlik Bölümü 2 yıldır öğrenci almaya başladı. Diğer kenarına geçiyorum. Tam tuşuyla klavyende. Onu da elde verdim. Enter'ladım. Makinist olma hayaliyle buraya gelen öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı eğitim alarak geleceğe bir adım önde hazırlanma imkanına sahip oluyor. Arkadaşım, lise arkadaşımın babası makinistti. Onun öncülüğünde bu bölümü tercih ettik. Bu bölüme geldiğim için çok mutluyum. Ben yani yaz stajında makinelere aşık oldum diyebilirim. Makineleri çok sevdim. İnşallah sonu da güzel olur. Dünyanın en güvenilir ulaşım ağlarından olan demiryolu, gelişen teknolojiye ayak uydurarak, metro ve tramvayların önünü açarak iş hacmini arttırdı. Bu yılda yüz yüze eğitime geçtik ve birinci sınıflarda dahil oldu. Yüz yüze eğitimlerimizde de hem birebir teorik eğitimler hem de ara ara yine Elazığ'daki gara, Baskil'deki gara ve diğer istasyonlarımıza ve yeri geldiği zaman yine Malatya ana istasyonuna gitmek vasıtasıyla öğrencilerimize uygulama eğitimleri vermeye gayret ediyoruz. Yani inşallah amacımız da zaten öğrencilere hem pratik eğitimleri hem teorik eğitimleri aynı anda verip mesleklerinde, meslek hayatına girdiklerinde en azından bir şeyler öğrenmeleri. Makinist ve vatman olma hedefiyle okumaya gelen öğrenciler 2 yıllık bir süreçten sonra makinist adayı olarak mezun oluyor. Bu bölümü babamdan esinlenerek seçtim. Babam da makinist kendisi. Babam birkaç kere yola götürmüştü beni. Yani yoldayken zevk aldım. Yani yapılabilecek bir iş olduğunu düşünüyorum. Yeni açıldığı için Baskil Meslek Yüksekokulu burayı tercih ettim. Yani bu bölümü tercih edecek insanlar yani eğer gerçekten yapabileceklerini düşünüyorlarsa tercih etsinler. Yani zevkli bir meslek. Yani tercih edebilirler yani. İş alanında da yani eğer ihtiyaç olmasaydı yeni bir bölüm açılmazdı diye düşünüyorum. Bölümde en dikkat çeken öğrencilerden biri ise İstanbul'daki kadın makinistlerden etkilenerek bu bölümü tercih eden tek kız öğrenci olan Helin Ormanoğlu. Her bölümde kız öğrenciler olduğunu biliyorum ama makinistlikte daha az kız öğrenci var. Mesela kendi sınıfımda bile tek kızım. Ama kadın öğrencilerin bile buraya gelmesini çok isterim. Mesela makinistlikte geliyoruz, istasyona özellikle geliyoruz. Burada derslerimizi işliyoruz. Uygulamalı olarak özellikle derslerimizi işliyoruz. Çok zevkli oluyor. Ayrıca bu bölümü seçerken ilk öncelikle İstanbul'daki bayan makinistleri falan izleyip onlardan esinlenerek, onlardan heves duyarak bu bölümü seçtim. Öğretim görevlisi Doktor Muhammed Nesih Demirdağ, bundan sonraki süreçte geleceğin makinistlerini buradan yetiştireceklerini söyledi. Çok rahatlıkla geleceğin makinistlerinin Baskil'de yetişeceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi hem pratik hem uygulama hem teorik eğitimleri aynı anda yüz yüze görüyorlar. Bu noktada çok verimli olduğunu da biz kendimiz düşünüyoruz. Yani inşallah bir gelecek yılda laboratuvar, meslek yüksek okulumuzda laboratuvar açmak suretiyle öğrencilerimize uygulama eğitimlerimizi de orada verdiğimiz takdirde çok daha başarılı olacaklarını düşünüyoruz.